Evet, 1 Şubat 2020'deyiz ve bütün sezon üreticilerimize hayırlı olsun. Antalya Kaşkınık Birsera bölgesindeyiz ve Merkez Mahallesi'ndeyiz. Sayın Celal Barık Beyefendi, bir domates serasındayız. Ve rekor gübre sıvı yaprak gübresinin kullanıldığı bir domates serasındayız. Celal Beyciğim, ne gördük? Nasıl bir sonuç yaratıyor rekor gübre yaprak gübresi? Meyve kalitesi konusunda bunları anlatır mısınız? Rekor gübre yaprak gübresini kullandığımda ağaçlarımda şimdi şöyle anlattım. Mesela şu şekilde olduğu gibi yapraklarda olsun yeşillik ve tepedeki çiçeklenme tuttum. Onları gördüm. Ben meyvede şunu Şu selamızı gösterelim şöyle bir önce. Meyvede evet. Parlaklık nasıl oluyor meyvede? meyvede parlaklık oldu. Renklenmede olsun mesela şöyle Yavaş hareket edelim. renklenmede mesela Evet. canlı renk. Neydi eskiden sorunlar neydi mesela? Ya şimdi önceki haftalarda uygulama yapmadan önceki günlerde renk problemleri yaşandı. Mesela renk almıyordu. Böyle canlı renk olmuyordu. Peki şu an havalar daha soğuk değil mi aslına bakarsanız? Şimdi Yani şu şu anda an belki yeni yeni şey ama hani havalar soğuk. Şu anda yine gene soğuk. soğuk yani. Soğuk, soğuk. Dolayısıyla ekstra bir hava sıcak olmadı yani. Ona Evet. rağmen renk Yani evet. havalar soğuk yine. Cinsi nedir efendim bahçemizin? Bu Selam. anıt. Anıt Anıt cinsi. domates. Evet. Şunu gösterelim öncelikle. Şu domates parlaklığını malum yavaş yavaş sakin sakin şöyle gösterelim. Evet. Tabi burada taban gübrelerimizi kullanıyoruz. Tabii alttan uygulama yaptım Rekor gelişimi rekor gelişimi uyguluyoruz. uyguladım Ondan evet sonra uyguladım. onlar zaten yapılırken Ha? mecburen yapıyorsunuz herhalde. Çizgi arasında uygulama Evet, yaptık. tabandan rekor gelişimi uyguluyorsunuz. Evet. Şimdi Şimdi gelelim. Seramızı gezelim, gösterelim şöyle. Buyurun. Devam edelim şöyle. gelin. Şöyle serayı bir gösterelim. Yavaş, daha hızlı hareket etmeyelim. Yavaş yavaş. Böyle şu mesela şu şekilde. Yavaş yavaş. Canlı. Mesela şöyle diyeyim. Külleme sorunu olmadı Evet. bu sene. Evet. Rekor gibi alta uygulama yaptığımdan Tabii ki. sonraki şeyde mesela tutumda olsun. Meyve iritme. Onlar da mesela şu oldu köklenme de olsun. Evet. Çok iyi sonuçlar verdi. Peki bir yaprak gübresine göre yani sonucunu hızlı alıyor musunuz sizce? Yani uygulama sonuç değişiyor Ya mu? şimdi sizin Evet. ürünü uyguladıktan mesela 3 gün sonra gözle görülür bir şekilde fayda sağladı. Yani bir sıvı yaprak gübresi Evet. genel bildiğimiz hani alıştığımız yaprak gübrelerine göre daha hızlı bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz herhalde. Şöyle mesela Gösterelim lütfen farkları daha devam edelim tepe mesela çiçeklenme olsun, tutum olsun. Evet. Yani yaprak gübresi mesela uyguladıktan sonra tutumlarda daha iyi. Şu Çek tutumlar. şekilde. Evet. Mesela Çünkü çiçek kalitesi iyi olursa ne olur Celal Bey? Çiçek kalitesi iyi olduğu zaman Çünkü meyvede kalite olur tabii evet ki de. meyvede tutum da güzel olur. Çünkü çiçek biraz daha zayıf olduğu zaman. Çünkü iklim biraz arızalı. Evet. Evet devam Hava edelim soğuk gösterelim. gidiyor tabii ki de. Evet. Devam edelim. Parlaklık nasıl? Şu Mesela domatesi ağaçların şu parlaklığı bir hızlı hareket etmem yavaş. Nasıl parlaklık? çok Şu nedir canlı bu? geliyor bak Şuna meyveler. bakar mısınız? Evet. Böyle cam gibi bir parlaklık var değil mi? Evet. Meyveler daha canlı Evet. geliyor. Evet. Bir gelelim şey konusuna, meyve kalitesi konusunda malum hale götürüyorsunuz, Evet. tartıyorsunuz, ölçüyorsunuz, Şöyle biçiyorsunuz. diyeyim. Evet. Ne değişiyor? Şu şekilde mesela meyvemizde biraz da iç dolgunluğu ve Daha daha diyorsunuz. ağır basıyor. Ölçtünüz bunlar yani. Kasamızda daha ağır. Evet. Peki şöyle yapalım. Bu cins cam seramızı çekelim şöyle. Seranın cam olduğunu görelim. Can. Evet. Devam edelim. Memnun musunuz şu anda? Şu anda memnunum. Gerçekten ürün çok güzel. Evet. Bütün mesela tutumu olsun her şeyde yüksek bir verim Gösterelim. sağladı. Şurayı gösterelim Şu lütfen. şekilde. Evet. Hiçbir zayiat Canlı yok. yavaş hareket edelim. Mesela bak çiçekler Siz hiç bayağı zayiat. çiçekler, çiçekler, çiçekler. Evet, Tabii evet. şey, o konuda çiçeklenme. Çünkü O rekor gübre yaprak gübresi. Özellikle zaten sürekli çiçek olduğu için, çiçek döneminde de atıldığı için Evet. çiçek kalitesini artıran ve dolayısıyla tutum artıran bir üründür. Ve özellikle bitkilerimizde stresle alakalı konuda ciddi manada su stresi, sıcak soğuk stresi, iklim kaynaklı olarak
Onun dışında da işte bitkinin gelişim dönemlerinde çeşitli evrelerinde denk geldiği streslerle alakalı da ciddi destek sağlar. O yüzden de sezonun başından itibaren bütün bitkilerde, yani bu sadece şey değil, seralar için değil, fındıktan fıstığa, zeytine, cevize, bütün her türlü ağaca, tarla bitkilerine, sarımsağa, soğana, pancara, yani dolayısıyla bütün sezonun başından sonuna kadar belirli periyotlarla uygulanabilir bir üründür. Dolayısıyla bayilerimizden istemeyi unutmayın. Devam edelim, buyurun gelin. Ha. Evet. Bir daha şöyle bir şu kamera bir önden gitsin. Yavaş yavaş şöyle bir göstersin. Yani seranın güzelliğini acele etmeden. Kameraman biraz çok hızlı hareket ediyor. Evet. Biraz hızlı böyle, çok hızlı yapıyor. Dursun böyle, bir durasın böyle. Heh. Şöyle insanlar domatesleri güzelce görsün, parlaklığı görsün değil mi? Evet. Şöyle bakın. Bu cinsin genel dikim şeyi nedir efendim? Bir de onu şey yapalım. Bu cins 20 Eylül. Dikim şeklimiz nasıl? Dikim şekli. Biz bunu geniş 45 santim diktik. Hı hı. Bu ara kaç? Bu arası 1.80. Bir de kare kaç fide gidiyor? Bir, çatal fide bu bir durumda. Bir dönüme 1300-1250 evet. Fide adeti dikildi buraya. Evet. Nedir? Verimler ne şu anda? Mesela şu kış döneminde ne topluyorsunuz? Burada şu anda. Kış döneminde geçen hafta topladığım domates 1 ton 250 kilo. Burası kaç dekar? 2 dönüm. Buradan topladığınız rakam bu. Evet. Evet. Nasıl bir rakam bu duruma göre, etrafa göre nasıl? Şu anda çok iyi. Çok iyi. Hı. Tabii burada siz sonuçta... Yani, normalde diğer seralara bakış mesela ton dönümlerde... Hı hı. 400-500 kilo arası verimler var şu anda. Verimler var şu anda. Düşük diyorsunuz. Düşük. Ha. Tabi burada düşük. Dedim ya, tekrar unutmak lazım. Benim gözlemlediğime göre düşük. Hayır hayır. Zaten altta rekor gelişim var. Bir kere bunu baştan söylüyoruz. Toprak düzenleyici olarak bu kullanıldı. Zaten onun çok çok üst düzeyde bir verim artışı sağlıyor evet. Halde. Ha, burada biz aynı bahçede gene yine kendi ürünlerimiz olan ürünleri kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü birbirlerini destekleyen ürünlerdir özellikle. Bundan dolayı da gelelim şunu gösterelim. Bakın böyle. Evet. Dolayısıyla gördüğümüz gibi. Tüylenme görüyorsunuz, denge çok güzel görüyorsunuz, harika bir şekilde. Cins itibariyle de bir parlaklığı ekstra görebiliyorsunuz. Evet, ha. Çok iyi. Şimdi rekor gübrenin kullanıldığı başka seralara geçeceğiz. Cevap Beyciğim, hayırlı hasatlar, bol kazançlar. Sağ olun, teşekkürler. İnşallah fiyatlarınız çok güzel olur. Bütün Kaş halkına, Kınık halkına selamını iletiyorum ben. Hoşçakalın, sağ olun. Teşekkür ederim.